Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Xiaomi'nin Imilab güvenlik kamerası. Bu kameranın iki tane önemli özelliği var. Birincisi, içinde bir batarya barındırıyor. Dolayısıyla kamerayı çalıştırmak için kablo çekmenize gerek yok, duvar delmenize gerek yok, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Takıyorsunuz ve çalışıyor. İkincisi ise ömür boyu ücretsiz bulut servisi sunması. Yani normalde güvenlik kameralarının en büyük iki sorununu ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Çünkü normal şartlarda işte güvenlik kamerası için bir kutu kullanırsınız. Kameraları yerleştirirsiniz, bir yerlerden kablolar geçirip o kutuya bağlarsınız. Ondan sonra kendi internetiniz üzerinden kameraları uzaktan izlemek isterseniz sabit IP'li bir internete sahip olmanız gerekir. İnterneti sabit IP yapmayıp bulut üzerinden izleyeceğim derseniz aylık veya yıllık ücretler ödemeniz gerekiyor vesaire vesaire, yani pek çok derdi var. Bunu aldığınız zaman bunların hiçbirisiyle uğraşmıyorsunuz. Videoya devam etmeden önce sizlere bu videonun sponsoru olan MyGames ve geliştirdikleri oyun Warface'den bahsetmek istiyorum. Warface tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz online dinamik bir FPS oyunu. Oyunu bilgisayarda Steam üzerinde bulabilirsiniz. Fakat bunun dışında PlayStation 4, Xbox One ve Switch platformlarında da bulunmakta. Oyun Türkiye'de de resmi olarak çıkışını yaptı. Şu anda tamamen Türkçeleştirilmiş durumda. Yani İngilizce hiçbir şey yok. Oyun tamamen Türkçe. Ve daha güzel tarafı, MyGames'in İstanbul'da sunucuları bulunuyor. Bu sayede oyunu çok düşük pinglerle gecikmesiz olarak oynayabiliyorsunuz. Warface'in dinamik evreni sürekli olarak güncelleniyor ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz pek çok modu bulunuyor. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz 13 tane özel operasyon modunun yanında 10 tane de farklı PvP modu bulunuyor. Oyunun cephaneliği ise modern silah endüstrisinin bir ansiklopedisi gibi. Oyunda 400'den fazla silah bulunmakta ve bunlar gerçek dünyadan uyarlanmış silahlar. Yani oyunda kullandığınız silah ve ekipmanlar gerçek dünyada da birebir aynı şekilde. Oyunu açıklama bölümüne bırakacağım linkten ücretsiz bir şekilde indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Şimdi bir de bana yolladıkları şu kutuyu açalım istiyorum. Böyle ahşaptan güzel bir hediye paketi ayarlamışlar. İçerisinde bir adet Warface tişörtü bulunuyor. Şöyle bir şey. Bir adet ajandamız var ve şöyle yanında güzel bir kalemi var. Şöyle Warface baskılı bir tane maske yollamışlar. Ve son olarak şöyle bir kupamız bulunuyor. MyGames'e bu güzel hediyeler için de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi oyunu indirmek isterseniz açıklama bölümünde linkini bulabilir ve ücretsiz bir şekilde indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz. MyGames'e bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Şimdi videomuza dönebiliriz. Şimdi bu kameralar iki farklı paketle satılıyor. Temel paketimiz bu. Bunun içinde bir kamera, bir tane de alıcımız var. Kameramız şu şekilde gözüküyor. Ön tarafta f2.8 değerinde bir lensimiz var ve 1080p çözünürlük sunuyor. Onun dışında hareket sensörümüz, gece görüşü için infrared ledlerimiz ve bir mikrofonumuz bulunuyor. Arka tarafına döndüğümüzde ise kamerayı duvara sabitlememizi sağlayan vida ve bir hoparlörümüz bulunmakta. Alt tarafında ise şöyle kauçuktan bir kapağımız var ve burada bir micro USB girişimiz bulunuyor. Buradan kamerayı şarj edebiliyoruz. Kameranın gövdesi IP65 sertifikasına sahip. Yani yağmur, toz, çamur, kir, bunların hiçbir önemi yok. Her türlü koşulda çalışıyor. -20 derece ile +50 derece arası sıcaklıklarda da çalışabildiğini söylemiş Xiaomi. Yani Türkiye'deki neredeyse her koşulda rahat bir şekilde çalışabiliyor. Ben bu kameraları evin içinde kullanmak için aldım, fakat dediğim gibi dışarıda da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Sonra alıcımız şu şekilde küçük bir kutu. Bunu modeminize kablolu veya kablosuz şekilde bağlıyorsunuz. Çalışması için yine bir adaptör kullanmanız gerekiyor. O yüzden burada bir micro USB girişi var ve görüntüleri kaydetmesi için burada bir tane micro USB kart girişi bulunuyor. Kayıt mantığı şu şekilde çalışıyor. Öndeki hareket sensörü bir insan algıladığında 15 saniyelik bir klip kaydedip o klibi telefonunuza yolluyor. Ek olarak harekete de buradaki micro USB karta kaydediyor. Batarya üzerinden çalışan bir cihaz olduğu için sürekli olarak çalışmıyor. Yani sürekli olarak çalışsa bataryası muhtemelen kısa bir süre giderdi. Dediğim gibi sadece hareket algıladığında çalışıyor. Bu sayede 3-4 aya kadar kullanabiliyorsunuz. Tabii çok hareketli bir yere takarsanız ve sürekli birilerini algılayıp sürekli kayıt alırsa muhtemelen 1-1,5 ayda falan bitecektir. Yapay zekası olması büyük avantaj. Bu sayede hayvanları algıladığında size gereksiz yere bildirim yollamamış oluyor. Yani evinizde bir evcil hayvan varsa ya da atıyorum caddeye koydunuz, kedi geçti, köpek geçti, hepsinde size bildirim yollamak yerine sadece insan gördüğünde yolluyor. İnsan görmediği sürece çalışmıyor olarak da düşünmeyin. İstediğiniz zaman yine izleyebiliyorsunuz. Yani bunu eve koydunuz ve evcil hayvanınızı görmek istiyorsunuz. İstediğiniz zaman telefonunuzdan bağlanın ve kamerayı görün. Bu konuda bir sıkıntısı yok. Sonra kutunun içinde bir tane Ethernet kablomuz var. Şu alıcı gateway'i işte modeminize kabloyla bağlamak isterseniz bu Ethernet kablosunu kullanabilirsiniz. İki farklı bağlantı için burada parçalarımız var. Şu kısım sabit. Bunu kameranın arkasına sıkıştırıyoruz. Diğer parçaların bir tanesi ise duvara dübelle sabitlemek için. Diğeri ise yapıştırarak sabitlemek için. Evin içinde kullanacaksanız yapıştırarak kullanabilirsiniz. Fakat dışarıda dübel kullanmak çok daha mantıklı. Ve son olarak bir tane şöyle bayağı uzun bir micro USB kablomuz ve bir şarj adaptörümüz çıkıyor. Bunlar da kameradan çok alıcı için bu arada. Alıcıyı çalıştırıyoruz.
çalıştırmak için gerekiyor. Fakat kamerada da şöyle bir şansınız var. Ben bunu 3-4 ayda bir şarj etmek istemiyorum, sürekli çalışsın istiyorum derseniz, şuradaki micro USB girişine kabloyu bağlarsınız ve diğer ucunu da işte adaptöre bağlarsınız. Sınırsız bir şekilde çalışır. Bu şekilde adaptörle kullansanız bile standart bir güvenlik kamerasından çok daha pratik oluyor. Çünkü bir yerleri delip işte kablo geçireceğim diye uğraşmıyorsunuz. Alıcıdan itibaren 50 metre mesafesi var bu arada. Tek kısıtımız bu. Fakat bunu merkeze yerleştirdiğinizde her yöne doğru 50 metre kapasiteniz olduğunu düşünecek olursak 10.000 metre kareye kadar falan ideal bir dünyada kullanabiliyorsunuz. Hadi araya duvarlar girdi, başka Wi-Fi sinyalleri girdi falan diyelim. 1500-2000 metre karelik bir alana kadar rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Diğer paketimize gelecek olursak bunun içinde sadece kamera var. Yani kutu içeriği tamamen sabit. Aynı şekilde sadece gateway'imiz bulunmuyor. Alıcı devremiz bulunmuyor. Çünkü tek bir gateway ile 4 tane kamera kullanabiliyorsunuz. Yani bu temel setten bir tane aldıktan sonra ihtiyacınıza göre istediğiniz sayıda kamera ekleyebiliyorsunuz. Maksimum 4. Daha fazla gateway ekleyerek 8-12 falan da yapabilirsiniz. Şimdi şunları bir şarja takmak istiyorum. Çünkü aylardır kenarda bekliyorlar. USB'den şarj olduğu için şarj etmek için bir powerbank de kullanabilirsiniz. Yani her şarj edeceğinizde kamerayı yerinden sökmek zorunda değilsiniz. Sökmesi çok zor değil ama yine de powerbank kullanmak daha pratik. Hatta diğer bir senaryoda da kameraya bir tane powerbank'i bağlı bırakabilirsiniz. Bunun içinde normalde 5100 mAh'lik bir batarya var. 5100 mAh ile 3-4 aya kadar çalıştığına göre yanına bir tane 20.000'lik powerbank bıraktığınızda 1 yıldan fazla çalışacaktır. Bu da alternatif bir kullanım şekli. Şimdi gelelim kurulum aşamasına. Burada bir tane 16 GB'lık micro SD kartım var. Çok büyük bir şey takmama gerek yok. Tabi 32'lik veya 64'lük hafıza kart taksanız daha iyi olabilir. Benim elimde şu an boşta bu var. O yüzden bunu takacağım. Ama hafıza dolacak diye endişe etmenize gerek yok. Çünkü yeni görüntü geldikçe eski görüntüleri siliyor. Bu sayede her zaman yeni görüntü için yeriniz olmuş oluyor. Sadece görüntüleri çok uzun süre saklamanız gerekiyorsa bu durumda yüksek kapasiteli bir şey takabilirsiniz. Yoksa 4 GB bile taksanız olur. Bunun çalışması için sadece bir tane micro USB kablo gerekiyor. Enerjiyi verdikten sonra telefonunuzdan veya tabletinizden Mi Home uygulamasını açıyorsunuz. Uygulamada yeni cihaz eklemek için sağ üst köşedeki artı işaretine basıyoruz. Üst tarafta arama bölümüne EC2 yazıyoruz. EC2 kameramızın adı. Buradan kamerayı seçip buradaki işlemleri sırayla yapmamız gerekiyor. Daha önce bir kurulum yaptıysanız şu arkadaki tuşa 8 saniye boyunca basılı tutmanız gerektiğini söylüyor. Ben ilk kurulum yapacağım için onaylandı deyip sonraki diyorum. İkinci adımda kamerayı bağlamak istediğiniz Wi-Fi ağını seçiyorsunuz ve şifresini giriyorsunuz. Yani evinizde internete bağlandığınız standart modem kullanıcı adı şifresi. Yine sonraki diyorum. Üçüncü adımda ise kendi Wi-Fi ayarlarıma gidip buradan Wi-Fi'dan Chuangmi Gateway'i seçmem gerekiyor. Bunu seçip ileri dediğimizde otomatik olarak bağlanma işlemi başlıyor ve kurulumumuz tamamlandı. Burada kamerayı kullandığınız odanın ismini seçebilirsiniz veya rastgele bir şey seçseniz de olur. Oturma odası dedim. Sonraki dedim. Cihazın ismi de Gateway olarak kalabilir bence. Yine sonraki diyorum. Ve Gateway'in kurulumunda başka bir şey yapmama gerek yok. Gördüğünüz gibi burada bir mavi ışık yanmaya başladı. Bu sabit bir şekilde yanıyorsa modeminize bağlanmış demektir. Bundan sonra kameraları ekleme kısmına geçiyoruz. Buradan kamera ekle diyorum. Kameramın altında şu kauçuk kapağın üzerindeki butona bastırıyorum. 2-3 saniye buna basılı tuttuktan sonra burada mavi ışık yanıp sönmeye başlıyor. Kamerada gözükmüyor olabilir. Çok küçük bir ışık çünkü. Buradan evet yaptım deyip ileri diyorum. Ve kameram direkt bağlandı gördüğünüz gibi. Yine buradan kameralara isim verebilirim. Mesela buna kamera giriş kapısı diyelim. Hemen diğer kameramı da ekleyeyim. Şimdi iki kameram da bağlı. İkisinin de pil seviyesini falan buradan görebiliyorum. Ve izlemek istediğimde buradan kamerayı seçiyorum. Ve direkt buradan canlı olarak görebiliyorum. Şu an burada ekranda gördüğünüz kalite, kameranın kalitesi. Bir güvenlik kamerası için bence bayağı iyi kalitesi var. Hafif yanlarda bir distortion bulunuyor. Yani şu mesela televizyona bakarsanız yan tarafı yamuk gözüküyor. Bunun sebebi geniş açılı lens kullanmış olmaları. Fakat her şey net bir şekilde seçiliyor buradan. Diğer kamerayı izlemek istediğimde ise diğerine tıklıyorum. Aynı şekilde bunda da görüntüyü canlı olarak izleyebiliyorum ve çok az bir gecikmesi var. Canlı olarak izlemek istediğinizde bütün kameraları aynı anda göstermiyor gibi. Evet, kameralar arasında geçiş yapmanız gerekiyor. Hangi kamerayı izlemek istiyorsanız canlı olarak sadece onu gösteriyor. Şimdi birkaç tane ek ayar göstermek istiyorum. Buradan ayarlamak istediğim kameraya geliyorum. Şu sağ üst köşede ayarlar butonu var.
Buna tıklıyorum. Burada device settings'te elektrik tasarrufu bildirimini açıp açmayacağınızı soruyor. Bence bunu açık bırakın. Night Vision'da otomatik olarak açılsın kapansın, her zaman açık olsun veya her zaman kapalı olsun seçenekleriniz var. Bence bunu da otomatikte bırakmak en mantıklısı, fakat kullanım senaryonuza göre ötekilerden birini de seçebilirsiniz. Burada en çok işinize yarayacak kısım 4. sıradaki ev izleme bölümü. Bu kutudan çıktığı haliyle kapalı şekilde geliyor. Bunu açtığınızda burada pek çok ayar görüyoruz. En üstte kameranın çalışacağı süreyi seçebiliyoruz. Buradan 24 saat seçebiliyoruz. Gündüz çalışsın, gece çalışsın veya istediğim saatlerde çalışsın seçenekleriniz var. Ben 24 saat çalışsın diyorum. 2. sıradaki ayarımız tekrar tetiklenme ayarı. Bunu tam olarak nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama kamera çalıştı, bir görüntü aldı, size yolladı, tekrar çalışma ayarı gibi bir şey. Yani kaç saniyede bir tekrar çalışsın. Siz zaten kim olduğunu gördünüz, bildirime baktınız, oradan kamerayı gördünüz vesaire. Ama orada durmaya devam ediyorsa tekrar çalışsın mı? Aslında olay basitçe bu. Bunu 30 saniye ile 60 saniye arasında tutmanızı tavsiye ederim. Standart olarak 30 geliyor. 3. sıradaki ise klip uzunluğu. Burada 10 saniye ile 30 saniye arası klip seçeneklerimiz var. Ne kadar kısa seçerseniz o kadar iyi. Çünkü sonuçta bu bir güvenlik kamerası ve güvenlik gerektiren duruma çok hızlı bir şekilde müdahale etmeniz lazım. Dolayısıyla burada 30 saniye seçerseniz ilk önce 30 saniyelik bir olay yaşanacak. 30 saniyelik klip alınacak. Sonra siz de bunu upload edecek. Siz dışarıdayken bunun bildirimini göreceksiniz falan. Uzun bir süreç. Ama 10 saniye seçerseniz 10 saniyelik klip çekildikten sonra birkaç saniyede size ulaşacaktır. O yüzden bu ne kadar kısa o kadar iyi. 5. sıradaki ayarımız bildirim gönderip göndermeyeceğinin ayarı. Yine bildirime ihtiyacınız varsa bunu açık tutun. En sondakini ise kapatırsanız her hareket olduğunda size bildirim yollar. Yani önünden araba geçti, köpek geçti, kedi geçti. Her türlü koşulda size bir bildirim yollayacaktır. Açtığınızda ise yapay zeka ile insanı tarıyor ve insan olduğunu tespit ettikten sonra, insan olduğuna emin olduktan sonra size bildirim yolluyor. Özetle bu ayarda bu işe yarıyor. Kamera ile ilgili yapmanız gereken başka bir ayar yok. Birden fazla kamera kullanacaksanız bu ayarları her kamera için ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Şimdi biraz size şu kameranın kalitesini falan göstereyim. Kamerayı şu şekilde tam ekran olarak izleyebiliyorsunuz. Telefonunuzdan veya tabletinizden fark etmez. Farklı ışık koşullarında genel olarak kalitemiz bu şekilde. Onun dışında ışıkları kapatırsam şöyle loş ışıkta gördüğünüz gibi görüntüyü bayağı aydınlatıyor. Şu an gece görüşünde değil bu arada, loş ışık modunda. Şimdi bir de tüm ışıkları kapatacağım. Şu anda tüm ışıkları kapattım. Neredeyse zifiri karanlık burası. Sadece şu bilgisayarın işte klavyenin mlavyenin küçük ışıkları yanıyor. Ve görüntü birazcık korkunç fakat gayet net bir şekilde gösteriyor. Kamerayı birazcık uzaklaştırıp şöyle genel görüntüye de bakmak istiyorum. Evin içi şu anda bu seviyede gözükmekte. Yani neredeyse sıfır ışıklı bir ortam. Tamda infrared kamera bu şekilde gösteriyor. Şu anda canlı izleme yaptığım için kalitesi muhteşem değil ama kayıtta biraz daha iyi oluyor bu tabii ki. Şu anda kendimi korku filminde gibi hissetmeye başladım, o yüzden ışıklarımı geri açacağım. Evet, kameranın kalitesi de genel olarak bu şekildeydi. Ben bu kameradan bir yılı aşkın süredir kullanıyorum aslında. Gördüğünüz gibi bir tane daha kameram var. Fazlasıyla memnun olduğum bir kamera, o yüzden zaten 3'e çıkarttım sayısını. Bu bir yılı aşkın sürede bana hiçbir şekilde problem çıkartmadı. Sadece iOS cihazlarda bildirimleri özel olarak açmanız gerekiyor. Yani uygulamaya izin vermeniz falan gerekiyor. Android'lerde hiçbir sıkıntı yok. iOS'ta buna dikkat edin. Yani bana niye bildirim gelmiyor falan diye düşünürseniz büyük ihtimalle uygulamanın bildirim göndermesine izin vermemişsiniz demektir. Kayıtların nasıl gözüktüğünü de telefonumdan göstereceğim. Çünkü dediğim gibi bunu uzun süredir kullanıyorum ve burada kayıtlar var. Şurada sol üst köşeden tarih seçebiliyorsunuz ve o tarihte hangi dakikalarda bir hareket olduysa size onu buradan dakika dakika gösteriyor. Mesela şurada bir hareket algılamış ve insan olduğuna eminmiş. Benim bu. Aynanın karşısında donlarımı topluyorum mesela. Muhtemelen videodan önce bir aynaya bakıyorum. Şurada giriş kapısına bakacak şekilde duruyor bu kamera. Bildirim geldiğinde de aynı şekilde size bir klip yolluyor. Tıklıyorsunuz ve açıp izliyorsunuz az önce gördüğünüz gibi. Bildirimler bazen çok hafif gecikmeli olarak gelebiliyor. Yani bir hareket algılanıyor ve o hareketten bir dakika sonra falan geliyor mesela. Ama bunun sebebi dışarıdayken internetimin kötü olması mı yoksa serverların yoğunluğundan falan mı kaynaklanıyor emin değilim. Son bir tavsiye, hiçbir güvenlik kamerasını
mahreminizi görecek yerlere yerleştirmeyin. Hani şu aşırı ucuza satılan ve saçma sapan markalara sahip kameraları zaten hiçbir şekilde evinize sokmayın. Bunun gibi güvenilir markaların kameralarını ise ne olur ne olmaz diye yine de işte yatak odanıza, yaşadığınız alana falan bakacak şekilde koymayın. Zaten adı üstünde bu bir güvenlik kamerası. Evin giriş kapısına koyduğunuz zaman, kritik birkaç yere koyduğunuz zaman yeterli olacaktır. Benim şu ana kadar bu kamerayı kullanma senaryom dediğim gibi sadece giriş kapısını görecek şekilde oldu. Evden çıkarken ise bunu birazcık daha uzağa koyuyorum. Böyle salonu komple görecek şekilde. Ve genel olarak bu alanı komple görmüş oluyorum. Zaten az önce ne kadar geniş açılı olduğunu gördünüz. Tek başına bayağı bir alanı görmek için yeterli oluyor. Yani kaliteli markalarda kolay kolay bir güvenlik açığı olmaz. Olsa bile bir süre sonra kapatılır. Fakat o bir sürelik kısımda bile hiçbir şekilde kendinizi riske atmamanızı öneririm. Hani bu bilgileri incelemeden bağımsız şekilde söylüyorum. Her türlü kamera için bu problemler geçerli. Ne kadar bilindik bir marka alırsanız güvenlik açığı olma ihtimalini o kadar düşük bir seviyeye çekmiş olursunuz. Fakat her zaman risk var. Rastgele markaların saçma sapan programlarla işte kullanıcı adı gir, şifre gir falan diye çalışan sistemlerini ise ben olsam hiçbir yere sokmazdım ama yine iş yerlerinde falan belki kullanılabilir. Orada çok da mahrem bir şey olmuyor sonuçta. Evet, ürünler ilginizi çektiyse açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.